Ardından herkese merhabalar. Ekranları başında bizleri izleyen tüm seyircilerime kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Her hafta birbirinden farklı lezzetler yapmaya devam ediyoruz. Bugün de Leyla Koyak ablamızın yanına geldik ve bize çok güzel kendine özgü bir spesiyeli varmış. Onu yapacak. Merhabalar Leyla ablacığım. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler? Teşekkürler, bizler de iyiyiz. Seni biraz tanıyabilir miyim ablacığım? Ben Leyla, iki çocuk annesiyim. Bir kafede aşçılık yapıyorum 2 senedir. Ya kısacası bu kadar. Kaç yıldır bu iş yapıyorsunuz peki, aşçılık işini? 2 sene oldu. 2 senedir yapıyorum. Öncesinde ev hanımıydım. Evde yemek yapıp satıyordum günlere. Evlerinizde çalışıyordunuz. Aynen, evde çalışıyordum. Sonra buraya girdim. 2 senedir de çalışıyorum. Kafede aşçı olarak çalışıyorsunuz. Aynen. Ve kendinize özgü bugün bize bir spesyal yapacaksınız. Leyla'nın spesyali dedik efendim ama içerisinde et var, krema var ve kaşar var. Onları güzelce soteleyip güveçte pişireceksin Leyla, evet, ablacığım. İstersen malzemeleri sayalım seyircilerimiz için. Vaktimiz kısıtlı olduğu için önceden etimizi haşladım ben. Ne kadar et kullandık? Yaklaşık onda 1,5 kilo et var. Ama hepsini kullanır mıyız bilmem, bakacağım. Biber var doğranmış. 10 tane biber doğradım. 4 tane de domates doğradım. Az bir miktar kaşar ve kremamız var. Krema da çok az kullandık. Aynen, zaten. Çok az kullandım. İçerisine baharatlar atmışsın, değil mi? Karabiber attım içerisine. İsteyen olursa da kekik atabilir sevenler için. Yani bu kadar. Bunu sen yapıyorsun her zaman değil mi? Aynen. Hem evinde hem iş yerinde. Yani kafede spesyal olarak bunu çıkartıyoruz. İsteyenlere yapıyorum. Genelde de evde yapmıştım ilk zaten. Kızım sevdi. Ondan çok lezzetli olduğunu inanıyorum. Malum efendim, Kurban Bayramı'ndan da yeni çıktık. Hepimizin evlerinde çok şükür etlerimiz varken Leyla ablam gelin size etli bir yemek yapayım dedi. Sağ olsun. Başlayalım Leyla ablacığım. Olur. İlk olarak neyle başlayacağız? Saç tavanın içinde tereyağımızı erittik. Az bir miktarda sıvı yağ döktüm. Ondan etimizi kavuracağız. Etimizi soteleyeceğiz ilk önce. Vaktimiz olmadığı için haşlamış Leyla ablam etleri. Pişmesi de çok kolay olacak. Kısa sürecek. Bayram nasıl geçti Leyla ablacığım? Genelde evdeydik, dinlendik. Evdeydik. Zaten pandemi sürecindeyiz. Çıkmamamız daha iyi oldu. Aynen. Genelde evde oturduk, çocuklarla oyunlar oynadık. Dinlenme. Çocuklarınız kaç yaşında? 14, 10. 14, kızım Allah 14, bağışlasın. Oğlum 10 yaşında. Güveçlerimizi de önceden fırına atmıştı. Biz geldiğimiz zaman sıcak olsun diye. Sizler de evlerinizde fırınlarınızı atıp güveci ısıtabilirsiniz. Pişme süremizi daha da azaltacağız bu şekilde. Fırın sıcak olması lazım bir de. Önceden ısıtmış. Kaşarlarımız eriyecek zaten. Aynen. Sadece kaşar eriyecek zaten. Bence herkesin sevebileceği, hayır diyemeyeceği bir yemek. Yani çocukların da çok sevdiği bir yemek. Çünkü üzeri kızardığı için daha değişik geliyor galiba. Ondan dolayı benim çocuklarım çok seviyor. Aslında zaten kaşarın girdiği ve etin girdiği şey çok lezzetli olacağı, biliyor musun? Siz bir de krema atıyorsunuz içine. Yani lezzeti daha da kat kat artırıyorsunuz. Değişik bir de değişik tat oluyor. Tat. Aynen. Bunu normal her yerde bulacağımız marketteki kremalardan kullandınız. Aynen. Yemek kreması. Yemeklerde kullandığımız krema. Sadece çırpma işlemi uyguladık üzerine. Çırpma, bir de baharat ekledik. Baharat, evet. Karabiber ve kekik. Tereyağı mis gibi kokular geliyor. Etimizi attık üzerine. Misafirlerimiz için de yapabiliriz. Gerçekten görüntüsü açısından da, lezzet açısından da çok hoş bir yemek bence. Aynen öyle. Şimdi biberlerimizi attım. Etimiz zaten pişmiş olduğu için fazla bir kavurmamıza gerek yok. Sadece yağda çevirdik. Aynen. Fırına da geçecek. Biberimiz az bir şekilde öldü mü domateslerimizi atacağız. En son kremamızı yapıp kaşarımızı atıp fırına süreceğiz. Burada da domateslerimiz var. 4 tane domates kullandık içerisine. Aynen, 4 tane domates. Biraz domatesi yoğun ama güzel, lezzetli oluyor. Güzel, lezzet verecektir. Şu anda zaten domatesin, biberin tam mevsimi. Lezzeti daha da artıracaktır yerli domatesler. İşler nasıl? Yoğun oluyor musunuz?
Yani pandemi döneminden sonra biraz işlerde duraksama oldu kafeler açısından. Ama yavaş yavaş insanlarımız çıkmaya başladı. Gelmeye başladı, havalar da sıcak. Ama mesela çok güzel olmuş, siz evde iş yaparken daha sonra bir işletmeye girmişsiniz ve orada aşçılık yapıyorsunuz. Aynen. Evde olmaktan daha iyi değil mi dışarıda çalışmak? Yani daha eğlenceli, daha güzel. Hani kendine güvenin artıyor bir nebze. Tebrik ederim gerçekten bu konuda. Çok güzel. Kendi ayaklarınız üzerinde duruyorsunuz, aynen, çalışıyorsunuz. Aynen. Bence her bayan da bunu başarabilmeli. Teşekkür ederim. Tebrik ederim sizi. Bir eğitiminiz falan var mı Leyla ablacığım bu aşçılıkla ilgili daha öncesinde? Eğitim aldım. Halk eğitimden aldım. Yani halk eğitimin çıraklık bölümü var aşçılık konusunda. Oradan eğitim aldım. Yani internetten çok araştırmalar yaptım. İnsan zaten kendini araştırarak, aynen, okuyarak geliştirir. Aynen, aynen. Benimki de bir nebze öyle oldu. Zaten kafede olmuş. Genelde hani kendi yediklerimiz, çocuklarımıza yedirdiğimiz tarzda çıkartmaya çalışıyoruz. Yemediğimizi yedirmiyorsunuz size. Böyle derler. Aynen. Hazır genelde alınmıyor paket olarak. Hepsini kendim yaptığım için uğraşmayı da seviyorum yemekle. Pasta çeşitleri, yemek çeşitleri, sulu yemekler hepsini yapabiliyorsun. Aynen, hepsini yapabiliyorum. Ne güzel. İçecekler, her şeyi yapıyoruz. Çocuklar bile beceriklisin bazen, bu konu maşallah. Çocuklar bile bazen sıkılıyor. Hani farklı bir şey yiyebilir miyiz? Farklı kişiler yapabilir mi diyorlar artık yani. Çünkü senin alan çok geniş aslında. Yapıyorsun. Aynen. Sulu yemek yapıyorsun. Her çeşit elinden geliyor. Aynen. Ama çocuklar da sürekli yemeğin içinde oldukları için biraz farklı şeyler yemek istiyorlardı. Sıkılıyorlar artık benden. Anne sürekli yemek yapıyorsun. Çünkü evde de böylesin değil mi? İşten gidince evde de genelde yapıyorsun. Genelde aynen öyle oluyor. Bazen sıkılıyorlar, yanıma geliyorlar. Yanımda benimle birlikte burada oluyorlar ama genelde evdeler. Sıkılıyorlar onlar da. Benden de bazen sıkıldıklarını düşünüyorum ben de. Şimdi domateslerini ilave ettik. Evet. Değerli izleyicilerimiz, biberlerini atmıştık. Şimdi domateslerini attık. Etlerimiz bu taş tabağın üzerinde güzelce soteleniyor. Bu işlem çok kısa sürecek çünkü fırına girecek bu etimiz. Aynen, o yüzden fazla pişirmiyorum zepseleri ki iyice fırında da ölmesinler diye. Biraz diri kalsın istiyoruz domateslerimizin, biberlerimizin. Biraz diri, biraz da sulu olursa etimizin suyunu fazla çektirmezsek, çok kurutmazsak fırında da suyunu çekeceği için çok kuruma yapmaz o zaman. Biraz sulu olması lazım etin. Güzel görünüyor. Eminim tadı da öyle olacak. Şimdiden ellerine sağlık Leyla ablacığım. Bizleri de buraya kabul ettiğin için çok teşekkür ben ederim. Bizleri teşekkür kırmadı. Ederim geldiğiniz için. Teşekkürler efendim, sağ olun. Şimdi kapatacağım ve baharatlarını atacağım. Sonra kremayı dökeceğim. Güveci alıp kaşarını atacağım. Tamam. Çok az bir işlemimiz kaldı. Aynen. Leyla ablacığım, şimdi baharatlarını katacaksın. Evet. Karabiber atacağız. Az bir miktar karabiber. Pul biberi ben acı seçtim ama hani çocuklar için tatlısını da atabilirim. İsteğe bağlı artırıp azaltabilirsiniz efendim sizler. Tuz miktarını fazla atmıyorum ben. Çünkü et tuzlanan bir yiyecek zaten. Kaşar da tuz var zaten. Aynen. Şey, kremada da tuz var hazır onun olduğu için. Onun için az bir şey atacağız. Karıştıracağız. Yani kremasını da atıp karıştırabiliriz. Kremasını ben burada atıyorum. Leyla'nın spesiyalini yapıyoruz efendim. Bugün sizler için çok güzel, kaşarlı, etli, kremalı bir güveçte et tarifi veriyor Leyla ablamız bizlere. Kendisi evinde de ve çalıştığı iş yerinde de sıklıkla yaptığı bir yemekmiş bu. Gerçekten kremanın ve kaşarın karışımıyla çok güzel bir yemek çıkacak ortaya. Beraber izliyoruz. Yapımı da oldukça basit. Şimdi güveçimizi ısıtmıştık daha önce fırında. Daha önce ısıtmıştık, yapmıştık. Suyundan da koyarsak güvecimizde et fazla kurumaz ve daha lezzetli olur. Mis gibi oldu şimdiden. Bu kadar yeterli. Üzerine kaşarını da hemen atıyoruz. Çünkü etimiz pişmişti. Haşlanmış et kullanmıştık. Aynen. Haşlanmış et daha lezzetli oluyor benim açımdan. Hani sotelerken bazen yakma ihtimalimiz oluyor. Haşlanınca suyunu daha güzel bırakıyor. O yüzden yemekleri daha lezzetli oluyor. Daha lezzetli. Su içerisinde kalıyor. Şimdi fırına göndereceğiz.
Değerli izleyicilerimiz, bizim yemeğimiz pişti ve şimdi fırından çıkaracak Leyla ablam. Gerçekten muhteşem görünüyor. Şimdi sizler de göreceksiniz. Çok sıcak olduğu için. Of, gerçekten harika olmuş. Krema, kaşar ve etin kendi suyu bırakmış, tüm sularını salmış. Gerçekten harika görünüyor. Ellerine sağlık ablacığım. Teşekkür ederim. İstersen seyircilerim için nasıl yaptık en başından itibaren kısaca anlatalım. Etimizi haşladık önceden. Ondan sonra saç tavamızda az bir şekilde kavurduk. Suyu gitmeyecek şekilde. Biberlerimizi attık. Onu da az bir şekilde kavurduk. En son domatesimizi attık. Az bir şekilde kavurduk. En son altını kapattıktan sonra ben baharatları hep atarım etlere. Altını kapattık. Baharatlarını attık. Kremamızı attık. Güvecimize yerleştirdik. En son kaşarımızı atıp fırında pişirdik. Üstü kızarana kadar. Ellerine sağlık. Gerçekten afiyet çok olsun. Güzel görünüyor. Bir de yanlarında teşekkür ederim. İkramlıklar hazırlamışsın benim için. Kendi kokteyl yapmışsın. Gerçekten evet. Bu da harika görünüyor. Afiyet olsun. Bulgur pilavı ve salata yapmışsın yanına da. Ellerine sağlık. Emeğine sağlık ablacığım. Şimdi tadına bakacağım. Çok güzel görünüyor Leyla ablacığım. Şimdi bir tadına bakmak istiyorum. Gerçekten kaşarın, kremanın hepsi lezzeti birbirine karışmış. Kokusu harika, eminim tadı da öyledir. Leyla ablacığım, yemek gerçekten çok güzel olmuş. Ellerine, emeğine sağlık. Bizleri kabul ettiğin için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Belediye Başkanımız Sayın Evren Dinçer'in sana bugün aslında küçük bir hediyesi var. Güzel günlerde kullan inşallah. Teşekkür çok ederim. Selamlarını da getirdim.